Biz bunu kaç kere söyledik? Biz dini kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Veya onun direkt olarak onun huzurunda bu din ilmini öğrenen kim? Ashab-ı kiram. Rıdvanullahi aleyhim. Acaba hiçbir zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş olan, mesela Uhud Savaşı'nda şehit düşmüş olan, onların her 40 gün sonra sesinde acaba Peygamber Efendimiz oturup da böyle bir şeyler yaptı mı? Yapmadı. Ashab-ı kiramdan hiçbir yama. Babası ölmüş, dayısı olmuş, ne bileyim, anası ölmüş. Ama hiç öyle oturup da böyle şey yapmadı. Öyle bir 40 gün sonra böyle katiyen öyle bir şey yoktur. Çünkü eğer bir şey Muhammed Mustafa'da yoktu, yoksa ashab-ı kiram rizvanullah aleyhim de yoksa, demek ki bu sonradan uydurulmuştur. Sadece hocalar para yemek için, yemek yemek için, güzel şeyler elde etmek için bunu uydurmuşlardır. Başka şeysi yoktur. En güzel de ölmüş olan insanlar için, onların mağfireti için, günahlarının affedilmesi için dua etmek lazım. O tamam. Onu herhangi bir zaman dua edebilirsin. Bir en son eğer çünkü ben Ramazan ile ilgili bir de ricam şu. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ile çok yakın ilgisi var. Ayet-i Kerime'yi okudum. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Sık sık Kur'an-ı Kerim, bütün dinleyicilere ben rica ediyorum bunu. Sık sık Kur'an okusunlar. Çünkü hadis kitapta şöyle yazıyor ki Ramazan gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail bir arada olup o güne kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i tekrarlardı. Onun için benim ricam bütün dinleyici kardeşlerimize ki Ramazan boyunca sık sık Kur'an-ı Kerim okuyun. Ama bilerek okuyun. Ne okuyorsunuz? Çünkü her dilde bugün artık Türkçe olsun, Almanca olsun, Fransızca olsun, her dilde Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Sık sık ve bol bol Kur'an-ı Kerim okusunlar. Allah kabul buyursun.